Sen başlatana kadar var ya kayıt bitecek. Başladık bunu. Ha. Herkese günaydın ve yine Sakarya Taraklı Karagöl Yaylası'na geldik sevgili Kadir'le beraber. Konuşmakta hakikaten zorluk çektiğimiz anlardayız. Soğuk. Zıplayınca daha da soğuk. Dün akşam geldik. Akşam video çekecektik esasında. Niyetimiz oydu biraz gece yaptıklarımızı izletelim diye ama gece sadece odun toplamaya kadar gidebildik. Zar zor sağdan soldan karanlığın içinde odun bulduk, onları biraz kestik, ettik ki ıslaktılardı zaten. Yanarlar mı diye korktuk. Yanmasalardı zaten muhtemelen şu an bu videoyu çekemiyorduk. Çekemezdik. Dün bizim hayatı kurtaran neydi biliyor musun? Neydi? Testlerimiz. Evet. Eminol testleri. Şimdi biz mesela kamp önerilerinde bulunuyoruz ya. Şimdi çok güzel videolar da çekiyorlar. İşte ağaç keser. Ağaçtan kasıt şunu bir kere söyleyelim de. Bu ağaç kesmek değil. Kesilmiş olanları dallarını kesiyoruz. Öyle kesinlikle şeyden falan değil. Kimse onu yani bizim gördüğümüz videolarda da yapmıyorlar zaten evet. Genelde. Onu bir söyleyelim önce de. Biz baltayla geliyorduk önceden ama baltayla işimiz çok uzun sürüyordu. Bir de elimiz falan şişiyordu yani. Evet, evet. Sonra dedik ki geçen sene biz şarjlı testere alalım. Ve kamp için yaptığımız en güzel yatırımlardan bir kesinlikle tanesiydi. En başarılısı. Gece gittik, Patadöküt'te de hemen odunları kestik, biçtik, hazır hale getirdik ve yaktık. O yüzden hani izleyenlere de önerimiz olsun kamp yapacaklara. Evet. Balta evet fantezi, hani fantezidir, güzel görünümü olabiliyor eyvallah ama iş yapacağım diyorsanız, iş görsün diyorsanız böyle bir şarjlı desteri evet alabilirsiniz. Çok da pahalı değildi biz aldığımızda. Yok değildi, 400 küsür almıştık. Tabii şu an 800-900 civarı olmuş. Yani değer bence o evet, parayı vermeye. Değer, değer. İki tane de batarya alıyorsunuz onu, şarj ediyorsunuz, işinizi görüyorsunuz 5 dakikada. Ürün tanıtımı gibi oldu ama o da marka önemli. Marka belirtmedik ama. Şimdi biz burasını geçen sene gezmiştik biraz. Hatta şöyle ön kameraya doğru dönelim. Geçen seneyle bu sene arasında tabii ki bir fark yok. O yüzden hani uzun uzun turlamak istemiyoruz burada. Tur atıp hani canınızı sıkmak istemiyoruz ama geçen sene gidemediğimiz bir iki yer vardı. Yukarıda yaylalar var. Yaylalar evet. Yaylaları gezememiştik. Bugün yaylalara çıkmak istiyoruz. Bir de burası ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ana kadarki kamp alanları içerisinde en ne derler? Kullanımlı tuvalet mi demek lazım? Evet evet. Yalnız şeyi biliyor musun? Siz tuvalete gittiniz ya. Evet. Ben de gittim ama ben eski tuvalete gitmişim. Ben de burada duş var diyor. İşte tuvaletler çok geniş diyor. Diyorum iki tane tuvalet var, duş falan yok. Çıkışta gördüm diğer taraftaki tuvaletleri. Evet, kesinlikle tuvalet kısmını çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ellerine sağlık yapanların, düşünenlerin ellerine sağlık. İçinde duş var. Tabii bu havada duşa girmek imkansız ama suya dokunduğunuz anda eliniz donuyor. Geçen sene de zaten su soğuktu burada. Şimdi de soğuk. Ama o anlamda söylemiş olalım. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. O kısım çok hoşumuza gitti. Diğer taraftan şöyle bir döndürelim hatta kamerayı ama geçen seneki videodan görebilirsiniz. Doğallık aynen korunmuş. O içimizi ferahlattı. Herhangi bir makine falan ekstradan girmemiş. Çok sakin. Gece... Efendim oğlum? Utku arıyor şu an. Yok video çekiyorduk da tam sen aradığın sırada Utkucuğum abi... nasılsın yayına alalım seni. Benim oğlan tıraş kremi alıyor da. Kocaman oldu be valla. Evet koca adam oldu.
Şimdi geçen sene drone görüntüleri de var. Onların hepsini izleyebilirsiniz. Hatta eğer unutmazsam montaj esnasında geçen seneki görüntülerden de ekleyebilirim. Ama biz bu sene biraz yaptıklarımızı göstermek istiyoruz size. Ve bu arada çok sakin, çünkü soğuk bir havada geldik. Çok sakin bir bizim olduğumuz çadırlar var. Bir de ta şöyle karşıda bir iki çadır var. Bir de şurada bir çadır var. Çok sakin bir zamanda geldik. O yüzden gece bilmiyorum Kadir... Yaban hayvanlarının sesleri dikkatini çekti mi? Çekti, çekti. Çakal ulumaları öyle böyle değildi ama. Benim tek güvencem o köpekler vardı ya. Evet, evet. 3-4 tane köpek vardı, onlara güvendim. ama yani o çakal ulumaları gerçekten uykuda uyandıran cinslendi. Şimdi sabah kaç? 5.30 gibi falan değil mi bir uyandık? Ya evet, felaketti ya. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Çadırı açtım, işte tepe lambasını taktım, dışarı çıktım, çıkacağım daha doğrusu. Kafayı şöyle sola doğru bir çevirdim. Işıkla beraber ileride bir hayvanla göz göze geldik. Şimdi yani gözü parlıyor ışıkta. Fakat ne olduğunu kestiremiyorum şimdi. Etrafa baktım, başka benden birisi var mı çıkmış falan diye, yok. Bakışıyorum böyle, o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Allah Allah diyorum, bu ne? Sonra o sırada sanki haberleşmişiz gibi Kadir de çadırından çıktı. Sabahın 5'i, 5.30. Ondan sonra Kadir'in bir feneri var bu arada, çok güçlü bir fener o. Dedim ya şuraya bir tut bakayım, bu ne? Biz bununla 2 saattir bakışıyoruz, kesişiyoruz. Aşk başları da Allah'tan köpekmiş. Evet. Az önce besledik yine, akşam da besledik. Biz zaten geldiğimizde yapıyoruz onu da. Kampta hakikaten çok iyi dostlar. Kesinlikle. Yani bir tabak yemek verdiğiniz zaman gece çadırınıza kadar gelip hakikaten göre belirleyip bildiğin koruyorlar yani sizi. Aynen öyle. O konuda bir tane işte var çadırların orada, şu an kuyruk sallıyor, bekliyor. Az önce mama verdik ona, sevdik meydik bir şeyler yaptık. Şu an o bizlerdik, biz gidene kadar burada yani. Şimdi şöyle yine bir turluyoruz. Dediğim gibi bugün daha çok yaptıklarımızı göstermek istiyoruz size. Onun dışında yaylalara gideceğiz. O yaylalar da çok güzel çünkü. Asıl manzarayı biraz da orada göreceksiniz. Kampta gece menüsünde, akşam menüsünde ne olursa olsun sabah menüsünde mutlaka kahvesiz. Filtre kahvesiz aynı zamanda güne başlayamıyoruz efendim. Evet. Aynı zamanda birkaç bisküviyle kahvaltı öncesi hazırlık Mahmut yapıyoruz. Mahmut benim göbek mi lan? O senin biraz göbek, evet. Ama o... şeydir o, kalın giyindik ondandır. Kat giyindik. Dün gece hakikaten çok üşüdük ama ya yani. Yaşadığımız en soğuk kamp diyebilir miyiz? Soğuk kamptı, evet. Gece -3 dereceyi buldu. Sabah uyandığımda -2 idi. Gece yatmadan önce -1'di. Öyle eksilerde dolaştık yani. Bizim tulumumuz da 0-5 dereceye dayanıklı. Evet. İşte artık hani 1-2 derece daha olsa muhtemelen feryat figan kaçıyor olacaktık burada. Son böyle şey hallettik ama biraz giyindik yani. Evet. Tuluma da biraz giyinip girdik. Şimdi de şöyle... Ben giymedim, ben tişörtleydim. Ben biraz sivit giydim. Evet. Çünkü giymemiştim önce. Evet. Sonra üşümeye başlayınca baktım olmuyor. Hatta gece bir ara şey düşündüm. Şu paltoyu çıkartayım, tuluma sokayım, belime sarayım falan diye düşündüm. Biraz çünkü... Ha bir de şunu da mesela söyleyeyim hazır aklıma gelmişken. Bu yatakları arkadaşlar, şişme yatak kullananlar mutlaka üzerine yalıtım için battaniye falan bir şey getirin. Polar da olur. Ve çok da fazla şişirmeyin. Onun zaten belli bir ölçüsü var. Ben akşam biraz ölçüyü kaçırdım. Onu da fark ettim ama bence üşümemin sebeplerinden biri de oydu. Çok fazla içinde hava yok, oldu. Yok, çok fazla hava olmayacak. Şunu şöyle yapabilirsin. Yatağı şişirdikten sonra... yok. Şişirdikten sonra dizinle böyle bastırdığın zaman yere işte böyle iki parmak falan, bir parmak falan kalacak şekilde olduğu zaman çok konforlu bir şekilde yatabiliyorsun. Evet, ben akşam o hatayı yaptım biraz da. Çok şişirdim ve tabii içindeki hava soğuyor. Soğuyunca o yüzden diyorum üzerine mutlaka bir battaniye falan serin. Sonra tulumu onun evet. üzerine yatın. Zaten hani kış kampı yapanlar biliyorlardır konuyu da, yeni başlayan arkadaşlar için öyle bir önerimiz olsun. Şimdi biraz kahveyle kendimize evet. gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki kahveyi de manzarasız içmek olmaz. Evet. Evet, kampa geldiğimiz zamanlarda biz ne yiyorsak çevremizdeki arkadaşlarla paylaşıyoruz ama bu sefer mamamızla geldik. Gel bakalım, gel. Çünkü bu görmüş olduğunuz tüylü arkadaşlar özellikle gece bize bayağı bir yardımcı oluyor. Çünkü yaban hayatı bayağı aktif olunca civarda çadırlarımızın başında nöbet tutuyorlar. Bizim de onları beslememiz boynumuzun borcu oluyor. Gel bakalım, gel. Gel. Gel şöyle dökelim. Oo çok öldü.
arkadaşla biraz kesişmişiz. Sonra dostla üstümü çamur etti ama olsun, yapacak bir şey yok. Ne haber? Mamamızı yedik, kahvaltımızı yaptık. Dediğim gibi bunlar zaten hem ilgiyi açlar burada, hem biraz da karınları aç. Biraz yemek, biraz mama verdiğiniz zaman hakikaten koca gün çadırınızı koruyorlar sizin yani. Gel. Gel, kuyruk sallama, gel. Gel gezelim. Kadir Bey, neler yapıyorsunuz öyle Kadir Bey? Evet, yayladan çıktık. Çok güzel bir köye geldik arkadaşlar. Adını bilmiyoruz değil mi köyün? Tabela falan görmedik vallahi. Zaten şey yayla yani. Genel olarak herhalde mevsimlik geliniyor burada. Ama harika bir doğa var arkadaşlar. Şöyle biraz göstereyim sizlere. Ve tabii biraz da yakmak için malzeme toplamak gerekiyor. Odun topladık biraz. Tutuşturmak için bir sürü çam kozalağı bulduk burada. Şimdi de onlara daldık. Merhaba Kadir Bey. İki tane odun topladı, şunları bana toplattırdı. Ondan sonra odun topladı. Bakın böyle. Orada sistem kuruyorum ben, farkındaysanız. Çalışalım kardeşim. Şu kenarlarda da var biraz daha. Zaten cezalısın. Yumurtayı mahvettin. Şimdi arkadaşlar, bizim sabah bir yumurta olayımız oldu. Instagram'dan takip edenler izlemişlerdir. Sabah kahvaltı videoları falan koyuyoruz, böyle çekiyoruz. Bakın Instagram'da da mutlaka denk gelecektir. Yumurtayı ben yaptım güzelce. Her şey hazır. Yiyeceğiz. Kadir Bey sadece servis için masaya götürüyor idi. Götüremedi. Götüremedi, devirdi. Koca tavayı sen devir. Yumurtalar ziyan olmadı. Oradaki köpeklere verdik onları. Biz ne yaptık? Çedarsız. Ondan sonra pastırmasız sade yumurta yedik. Güzel mi derseniz? Yani güzel tabii, yani kamp eğlencesi bunlar. Evet, burada da bir iş makinesi bulduk. İzlemeden olmuyor tabii ki. Bayağı seri çalışıyor yalnız. Milli sporumuz. Vay arkadaş. Biz tamam, kamp işini bırakalım Kadir. Ve akşam yemeği hazırlığındayız. Evet arkadaşlar, bir kampın daha sonuna geldik. Sakarya Taraklı Karagöl Yaylası'nda iki gece geçirdik. Nasıldı Kadir sence? Soğuktu. Bu gece hala soğuk. Yani hayatımızın en soğuk kampını yaptık. Geçen sene Kasım'da geldik buraya esasında biz. Ama Kasım'da bu kadar üşümemiştik. Evet, çok güzeldi. Hava çok güzeldi. Hava çok güzeldi. Bu sene Ekim'de hem biraz şöyle bir aslında soğuk olacağını da biraz biliyorduk da bu kadar tahmin etmemiştik burada.
Dün gece -2, -3'leri gördük. Evet. Bizim için de güzel bir deneyim oldu. İnanılmaz bir odun yığını yaptık. Şu an ateşe resmen kütük atıyoruz. Gece boyunca ateşe sarılı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. İzleyen herkese teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Hemen şurada sağ tarafta görüyorsunuz zaten abone ol ikonunu. Beğenirseniz hoşumuza gider. Yeni bir videoda, yeni bir kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın.